Dersimiz elips arkadaşlar. X kare artı y kare. Eşittir 1'in karesi. Bu ne denklemi? Merkezi 0, 0 olan, yarı çapı 1 birim olan çember denklemidir. Doğru mu? X kare artı y kare eşittir 5'in karesi. Merkezi 0, 0 olan, yarı çapı 5 birim olan çember denklemidir. Peki bu son çemberin alanı nedir? Alanı daire yani yaparsak bunun alanı pi 5 çarpı 5 değil mi? Çevresi nedir? 2 pi 5'tir. Evet bunları biliyorsunuz. Geçtik. Peki x kare bölü 5'in karesi artı y kare bölü 12'nin karesi eşittir 1 desin. Bu ne denklemidir? Elips denklemidir. Peki bunun anlamı ne? Bunun anlamı merkezi 0, 0 olan odak uzaklıkları 5'e 12 olan merkezin elips denklemidir. Yani yok bu olmadı. Şöyle yapalım. Hatta şunu da çizelim ya. Şöyle yapalım. Takriben böyle bir şey. Bak. Burası 5 birim. Burası 5 birim. Burası 12 birim. Doğru mu? O zaman bir şey söyleyeceğim size aklıma gelmişken. Şurası kaç birim? 5. 12 ise burada 13'tür değil mi? Doğru mu? Bura kafanızı yattı mı? O zaman ben şöyle uzatsam burada 13 birimdir değil mi? Tabii canım. Bu da 13'tür, bu da 13'tür. Yani bu elipsin içine eşkenar bir dörtgen sığdı yani. 13, 13, 13, 13 olan eşkenar bir dörtgen sığdı. Başka bir çalışma yapalım. Mesela şöyle bir şey versek size. Bak şimdi. Ben diyorum ki burası 6, burası 8, burası 6 olsa bu çizdiğim elipsin denklemi ne olur? Parmak. Ne olur? X, burası Y. X kare bölü 8'in karesi. Değil mi? Şuna asal eksen. Şurası asal eksen. Eksen. Bu yukarısı da yedek ekseni arkadaşlar. Buraya kadar tamam mı? Birisi asal eksen, birisi yedek eksen. Buraya kadar tamam mı? Şimdi artı y kare bölü 6'nın karesi 5'tir 1'dir. Doğru mu? Bu A şıkkı. Çember bu şey, elipsin denklemi nedir? X kare bölü 8'in karesi artı y kare bölü 6'nın karesi eşittir 1'dir. Bu merkezi 0, 0 olan, hani merkezi orijin olan, kaldır o ders notlarını. merkezi 0, 0 olan, asal ekseni 8 birim, yedek ekseni 6 birim olan elips denklemi x kare bölü 8'in karesi artı y kare bölü 6'nın karesi eşittir 1'dir. Doğru mu? Tamam. Hatta size şöyle bir şey daha göstereyim. Ben bu denklemde her iki tarafı 8'in karesi çarpı 6'nın karesi ile çarpsam 8'in karesi çarpı 6'nın karesi çarpı x kare bölü 8'in karesi artı y kare bölü 6'nın karesi ama bunu da 8'in karesi 6'nın karesi ile çarpmak zorundasın. Burayı da 8'in karesi 6'nın karesi ile çarparsan 8'in karesi gider 6'nın karesi 36x kare artı burada 6'nın karesi gider 64y kare eşittir 64 çarpı 36 diyebilirim. Böyle bir şey yazabilirim. Yani şöyle de söyleyebilirim. Bak şimdi.
Bunları sadeleştirip de bir şeyler yazabilirsin de. Tamam, orası öyle kalsın ya. B şıkkı. Bu elipsin iç bölgesinin alanı nedir? Sen söyle. Alan eşittir. Alan eşittir. Pi çarpı 6 çarpı 8. Bravo. Çevresi nedir bu elipsin? Evet. Pi çarpı 8. Pi çarpı 6. Aferin sana. Bravo. Çok güzel. Buraya kadar tamam mı arkadaşlar? Ben şimdi bu mevcut elips üzerinde bir şeyler daha yapmak istiyorum. Aklıma hani bazı hani tartışmalar yapmak istiyorum. Şöyle ki şöyle diyorum. Bir elips yapalım. Diyorum ki bakın. Arkadaşlar, bu az önceki elipsi buraya tekrar çizdiğimi düşünün. Burası 8 birim. Burası 6 birim değil mi? Şurası 8 birim, şurası 6 birim. Burası x ekseni. Buna ne ekseni deniyormuş? Asal ekseni. Asal eksen. Buraya ne deniyor? Yedek eksen. Tamam. Ben şimdi ne demek istiyorum? Bak, düşünüyorum. Şu nokta eksi 8'e 0 mıdır şu uç kısım? Burası da eksi 6'dır değil mi? 0'a eksi 6'dır. Burası eksi 8'e 0. Burası 0'a 6. Burası 8'e 0. Koordinatik olarak bunları yazdık. Peki ben buna şuraya A noktası desem. Burası A üssü olsun. Buraya da B diyek. Buraya da B üssü diyek. Buraya kadar tamam mı? Peki şunu soruyorum size. A üssü uzunluğu kaç birimdir? 8 artı 8, 16'dır. Uzunluk diyor. A noktası ile A noktasını topla demiyor. Buraya kadar tamam mı? Yani şu iki nokta arası kaç birim? 8 birim değil mi? Buraya kadar tamam mı? Ben şimdi şuradan bir C belirlemek istiyorum. Bir de buradan C belirlemek istiyorum. Yani size yeni bir şey anlatıyorum şu an. Hani elipsin üstüne bir şey eklemeye çalışıyorum. Tamam. Ben diyorum ki şöyle bir şey yapalım. Burası C, burası A, burası B olsun. Burası C. Yani C derken C'yi de biraz sonra bulacağız. Burası 6 ya. Burası 8 olsa. O zaman C ne olur burada? C kare eşittir. Yani şöyle yazalım. Bak şimdi. A kare eşittir. B kare artı C kare. İyi düşün bak. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi burada A 8'in karesi. B de 6'nın karesi. C neymiş? C'yi bulalım buradan. 8'den 6 çıktı. 2, 8, 6, 14, 2, 14, 28, 2 kök 7'ymiş burada C'miz. Biz bu C'ye bir şey daha katalım şimdi. Bak, ben şimdi şunu anlatmak istiyorum. İyi seyredin. Burada acaba şöyle bir şey yapsam. Bu yaptığım uzunluk dahi 8 midir? Bu da mı 8'dir? He? Evet. O zaman ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bakın şimdi. Ben bu C üssü diyelim buraya. C üssünden B'ye, B'den C'ye bir ip gersem bu 8, 8 daha 16 mıdır? O zaman ben şimdi bu ipi buraya da getirsem ip hala 16 birimdir. Bu ip buraya da gelse ipin uzunluğu, toplam uzunluğu hani şöyle düşün, şöyle şu uzunlukla şu uzunluğun toplamı 16 birim olmak zorunda. Buraya kadar tamam mı? İşte size şöyle söyleyeyim.
İki tane odak hani belirlerim. Bunlara ne deniyormuş? Odak. Ve bir ip gererim. Bu ipin uzunluğu AA üstü olsun. Yani örneğin 16 santim olsun. Ben bu ipi bu şekilde eğer gezdirmeye çalışırsam ortaya elips ortaya çıkıyor arkadaşlar. Eğer bak şimdi, eğer tabii bizim şeklimiz çok iğrenç oldu, o da ayrı bir şey. Lan bir de ne şekil yapamayın oğlum ya falan diyormuşum. Şimdi bak, eğer bu odakları orijine yapıştırırsam, yani odaklar orijine yapışırsa, şöyle bir ip alırsam ve ben bu ipi döndürürsem ortaya ne çıkar? Çember ortaya çıkar. Doğru mu? Şimdi zaten biraz sonra bir ip getireceğiz. Bu tahtada bu elipsi birlikte çizeceğiz arkadaşlar. O zaman gerçek olduğunu gözlerinizle göreceksiniz. Peki ben şunu söylemek istiyorum. Böyle bir elips verilse. Aha elipse bak. Lan ne biçim elips ya. Adam gibi bir elips çiziyor. Ya böyle ilginç ilginç çiziyor, beni deli ediyor ya. Ben kendi başıma anlatacağım aslında. Hiç de konuşmuyor. Bak hani. Ben konuşsana bir. Hiç sesle çıkmadı. Hiç konuşmuyor. Hatta. Bak buraya. Ben diyorum ki odak 6 santim, burası 8 santim olsa o zaman şurası 10 mu olur? Doğru mu? Pisagor'dan. Şimdi o zaman burada da bir odak var. C üstü. Burası C. Değil mi? Şurası A ise, burası A ise o zaman A kaç olur bu durumda? 10 olur. Çünkü hani şöyle yaptık da 10 artı 10, 20 dedik ya tamamen. Evet. Hani hatırlayın. Burası 11'inmiş. O halde bu elipsin denklemi nedir? X kare bölü Y kare bölü onun karesi 8'in karesi. Anlaştık mı? Peki. O zaman bu soruda aynı bu soruda bir soru daha sorayım size. Bu C üstü K C KC uzunluğu, C üstü K. Bak şimdi şöyle yapalım. Şimdi şunu soruyorum ben size. Şuraya K desem. KC üstü artı KC uzunluğu nedir arkadaşlar? Parmak. Bu uzunluk kaç birim? 10. Yirmi birim arkadaşlar. Neden? Bak şimdi. Mesela biz bu noktayı buraya taşısak o zaman ne oldu veriyor? Bak şimdi. Düşün. Şöyle olmuyor mu? Şu uzunluk olmuyor muydu? Evet. Burada 10'du. Bu da 10'du. 10 daha 20 yani. 10 daha 20. Anlaştık mı buraya kadar? Evet. Tamam. Peki, bak şimdi, burası C, odak, diyelim 8, burası 15 olsun. O zaman bu elipsin denklemi nedir arkadaşlar? Parmak. Bu elipsin denklemi nedir bu durumda, bu şartlar altında? Kim diyebilir? Bak burası neymiş? 17'ymiş. O halde x kare bölü 17'nin karesi y kare bölü 15'in karesi bak. Eşittir 1. Oluyor mu? Anlıyor musun? Tamam.
Peki, bir de şunu verelim. Şöyle ters bir elips yapsak. Acaba aklıma geldi. Bunu da çözek bitireyim bak, yoruldunuz. Mesela şöyle bir şey yapsam. Şura odak olsa, bura odak olsa. Bura x ekseni, burası y ekseni olsa. Şimdi soruyorum size. Şu uzunluk diyelim 3, şurada 4. Elbette bura 5 olur. O zaman bu elipsin denklemi ne olur? Yani odaklar değişti bu sebep. Buraya O, buraya O üstü desem hani. Bakın arkadaşlar, x kare bölü 4'ün karesi artı y kare bölü neyin karesi? 5'in karesi. Şimdi bak, neden bak şimdi. Şimdi az önceki soruyla bu ikisini karşılaştıralım da anla bak. Şimdi bu iki soruya bakalım bak. Şimdi diyorum ki ne ben? Bak şimdi. Burada sen x ekseninin altına sen 17'nin karesini yazmıyor musun? O zaman sen x ekseninin altına 4'ün karesini yazmak zorundasın burada. Tamam. Şu neyi yazıyorum? Bak x ekseninde şu eksenin hani odağın yatay doğrusunu buraya yazıyorum. O zaman bu soruda da şimdi odağın yatay olan uzantısını y ekseninin altına yazmak zorundasın bu durumda. Tamam mı? O halde eşittir 1 yani. Bunları karşılaştırırsınız. O zaman burada bakın bu en son örnekte odaklar y ekseni üzerinde olduğu ifade edilirse o zaman elipsimiz yukarı doğru bombeli. Mesela dünyamız da güneş etrafında kabaca eliptik bir hareket içerisinde dolanır. Dünya diyelim, bu en son yaptığım küçükler elipstik şekilde dolanıyor. Bazen yaklaşıyor bazen. Evet. Yani biz bu şekli güzel yapamıyoruz. Hani ben bu akıllı tahtaya yeni geçtiğim için hani böyle şeyler oluyor. Siz anlıyorsunuz yani. Bak güneş düşün, elipstik bir şekilde dolanıyor. Mesela burada dünyamız güneş etrafında bir kez dolanınca ne olur? Bir yıl olur.